Şey soracağım abi sana bir dakika. Yani ben web taraflarıyla böyle yani teorik seviyede uğraştım. İşte 2-3 bir yerde bilmem ne projesinde demo etmek gerekti. Orada böyle ayaküstü JavaScript öğrendim. İşte CSS, HTML öğrendim. Ve böyle bir hafta sonu harcayıp bir tane böyle işte bu üçünü kullanan app yazdığım, iki tane orada yazdığım, üç tane burada yazdığım falan durumlar olmuştur. 2009-2010'lardan itibaren hani yeni başlayan birine ben de böyle önerirdim. Yani git hani CSS, HTML, JavaScript bu üçüyle lokal dediğin gibi yani bir yere publish etmene gerek yok. Bu üçüyle yazdığın şeyi kendi desktop'unda veya laptop'unda işte run edebilirsin browser'ın içinde. Böyle burada bu ortamda öğrenmeyi tavsiye etmişliğim vardır yani böyle tek tek aradan mail gönderen insanlara falan da. Ama benim onunla ilgili bir şöyle bir şüphem var. Onunla ilgili senin düşüncelerini merak ediyorum. Şüphem şu abi. Biz şeyde öğrendik ya yani biz böyle basic'te işte yani bir dil vardı. Bir dil vardı. Ve o dilde otururdun. Yani konsol vardı falan. Window işte böyle layout böyle kaygılar yoktu. Sen bir tane dilde bir şekilde gelen bir input datasını al onun üzerinde işlem yap. Çıktığı bir şekilde output et. Printf yani C'de öğrenen biri de yani bizim yaşlarımızda olup da C'de öğrenen biri de ilk böyle bu yoldan gidiyor ya. Int main deyip açıp printf hello world yani hani o böyle 5 satırdan başlayıp sonra 6. satır olarak bir if'i ekleme, 7. satır olarak for loop ekleme falan deneyimini verdiği o odaklılığın da bir güzelliği olduğunu düşünüyorum. Şey çok karışık yani böyle hakikaten dışarıdan gelen biri için ya bu HTML'i yaptım da ben yani hani bu hiyerarkiyi temsil edecek de bu işte layout'u temsil edecek bu da davranışı falan o separation ya yeni başlayan bir adam için ideal mi? Yani yeni başlayan birine sen bunu mu önerirdin? Yok, benim yani bazen benim... insanlara şey önerisim geliyor. Yok abi git Python veya işte C falan gibi bir ortamda ilk yaptığın uygulamalar konsol uygulaması olsun. Yani adını girsin o da sen adını girene işte merhaba Ali diye cevap versin falan. Hani değişkeni adı yükle onu print et falan. Anlatabiliyor muyum? Orada yani çok mu uzak oluyor? Ben yani orada eski kafalılık benim... mı yapıyorum? Ama yani pedagojik yani benim oradaki kaygım. Bunun insanların kafasını karıştırıcı olup olmamasından korkuyorum açıkçası. Yani benim de öğrenme prosesim seninkine yakın aslında. Ben mesela evet web ilk yaptığım işlerin hepsi web üzerine kuruldu ve ben webde bayağı ciddi bir sistemler, büyük standart üzerinde sonra çalışmaya başladım ama ilk öğrenme prosesim benim Bruce Ekel'in Thinking'in C++ kitabını okuyup atmedip onun içindeki şeyleri yavaş yavaş senin dediğin gibi C++ öğrenerek yazmak. Evet. Aslında ben Thinking'in Java ile başladım. Evet. Onu bayağı İkisi bitirdim. İkisi de evet yani bence aynı. Onu bayağı bitirdim. Object Oriented'ı da öğretiyor aslında o. İşte evet ve... bir de orada o güzellik var. Yani senin orada Object Oriented, Modularite, işte Abstraction, Polymorphism, zilyon tane başka öğrenilecek disiplin var. Ve bunlar bence yani CSS'de bilmem neyi sağ kaydırmayı, align etmeyi öğrenmekten önemli olabilir. %100 katılıyorum. %100 katılıyorum. Okay. Zaten bana göre web CSS, HTML'den daha çok server tarafındaki bu object oriented yapı... Frontend'ciler seni linç edecek şimdi yalnız bu lafın üzerine. Ben uyarmadı deme. Frontend'i de yaparken aslında sen object JavaScript yaptığında arkada JavaScript'i böyle object oriented'a benzeyen tekniklerle falan yapmaya başladı insanlar yani son zamanlarda evet. Yanlış bilmiyorsam. Hele özellikle şu Ajax protokolünden sonra filan çoğu şeyi server tarafında yazıp bu JavaScript'e convert ediliyor filan yani. Ve direkt JavaScript yazmayanlar da var. Okay. Şeyler de var. Bunların hepsinin arkasında ama bir CSS tamamen ayrı bir kenarda. Yani layout, şunlar bunlar. Bunun arkasındaki nasıl çalışacağına olan bilgi programlama. Ve bu programlamanın başı da yine şeylere dayanıyor işte. Object oriented mi, procedural mı, işte if'ler, şunlar bunlar. Yani C++'da veya Thinking'in Java'da öğrendiği şeylerin hepsi oraya apply ediyor. Bana göre yani. ben hiçbir zaman user interface'te text box koymuşum, onu yanına koymuşum falan. Bunlardan daha çok bu bilgiyi aldıktan sonra ben bu bilgiyi nasıl store ediyorum, nasıl gönderiyorum şeylere senin daha çok böyle daha çok o tarafta zaten. Daha fazla o tarafta yani. Daha user interface'te daha backend şeklinde ama yani user interface'te yapmak zorundaydık çünkü kimse yoktu. Yani. O biraz böyle şey.
çok basit user interface'ler. Yani bugünkü ya o user experience'ının işte nasıl daha user friendly olabilirsin, nasıl daha intuitive olabilirsin falan kısımlarında ben yokum yani. Benim şeyde. Hatta onun farklı bir field olduğunu düşünüyorum yani. Evet. Computer science'dan böyle bu algı şu bu nasıl kolay kullanılır en şey user'ın nasıl davranacağını ve daha kolay bu application'ı kullanacağı tamamen farklı bir field olmalı bana göre yani. Okay. Ve developer'ların buradaki katkısı bu insanlara bunu yaptırmayı sağlamak yani gibi hissediyorum. Eyvallah. Neyse benim öğrenmem Thinking in Java'yı oku. Hotmet. Oradaki örnekleri yaz. Kendin kafadan int main yapıp küçük küçük projeler yap. Sonra Thinking in C++'ı oku. Sonra da ben mesela yavaş yavaş Java'yı web'de kullanmaya başladım. Ve işte CSP'ler vardı o zamanlar. İşte bunlar yavaş yavaş. Mesela CSP framework'ü zamanındaki J2E şeyi tamamen object oriented, tamamen şey yani. Buradaki bilgilerin hepsi oraya neredeyse birebir apply ediyor yani bilgileri. Ve o şekilde büyüdü. Anladım. Ama bir yandan da mesela CSS'de yaptığın şeyler böyle görüntü olarak daha görsel, evet, falan, yani, görsel olduğu için o da bizim Commodore zamanımızın falan karşılığı. Düşünsene yani biz ekranda görüyorduk yani anında işte, ve o Basic'te nasıl başladım ben hatırlıyorsun. İşte printlerle, yıldızlarla ekran dışı yapardım. Sonra evet. Geçerdi yani gördüğüm bir şeyi yapardım böyle. Evet, evet. O yüzden ayrı bir şey var gerçekten. Ah, ama yine de ben yani ilk sıfırdan başlangıç dil ve science, computer science üzerinden ve dil üzerinden olmasını tavsiye ediyorum yani ben de. Java tavsiye eder misin bu noktada? Yani Java şu anda, şu, hayır, birisine hayır, tavsiye hayır, ediyor olsam? Yani. Şu anda ben birisine tavsiye ediyor olsam, her halükarda C'yi bil, C ve C++ orada dursun. Object oriented kavramı orada dursun. Ama şu anda artık Java filan değil, işte yeni diller çıkıyor. Ve daha relevant diller böyle, işte Go var. Apple'ın eğer iOS yani macOS ortamında çalışıyorsa Swift var. Python, Perl onlar scripting diller aslında ama onlar da şey yani bildiğin bütün bu konseptleri uygulayabileceğin, algoritmalarını çalıştırabileceğin yerler yani. O tip yerlerden başla onları tavsiye edeceğim. Ama C her zaman C, C++ ve o yapıları bir şekilde orada durmalı yani. Kafada olan bir şey olmalı bence. Ama işte yani şu anda sıfırdan bir şeyler başlıyorsam Swift'i veya Go'yu Python'u tavsiye ederim. O üçünden biri. Bir yanda da C. Ruby'ciler var galiba bir de. Ben de Ruby'yi de bilmiyorum ama. Sen Ruby kullanmış mıydın? Hayır. Yani Ruby on Rails falan kullanmıştım ama onlar benim için, o tip diller benim için hep böyle geçici olarak bu projede bunu kullanalım çünkü şu database'i generate ediyor, şunu generate ediyor, bunu generate ediyor. Sana böyle user, mesela user interface'ler yaptığımızda bu tip framework'leri kullanan hem de dili kullanan şeyleri onlar böyle framework üzerine yapım üzerine kurulu diller ve çok rahat böyle arkadaki bütün user management'ını sana ve database'ine kadar tek bir command line'dan kurup sana code generate ediyor falan böyle. Ondan sonra sen üstüne yazıyorsun. Onlar benim için hep convenience dillerdi yani. Hiçbir zaman onlara ben ne diyeyim, rely on etmedim. Çünkü bir sonraki projede bunu kullanmayabilirim tamamen. Ama gerekli olduğu zaman öğrenip bitirdim. Anladım. Arkada bırakmam gerekti yani. Bu tip dilleri. Peki şeyler falan var mı? Bunu ben yine bilmediğim için soruyorum. Yani ne kadar... Yani şu anlattığından senin benim bende şu izlenim oluşuyor. Yani çok derinlik olmayabilir o dillerde. Yani mesela Principal Ruby Engineer diye bir adama rastlıyor muyuz yani şeyde Senior Ruby Engineer yani o bu adam yıllar ama o hani rastlı veya rastlamıyorsak rastlamıyor olmamız dilin 3 yaşında olmasından mı kaynaklanıyor yani 3-5 yaşında olmasından mı? Yoksa ya, derin mi değil yani? Ya bu konuda şey yapmak istemiyorum. Çünkü bilmiyorum. Okay. 6 sene falan geçti yani ve o kadar hızlı değişiyor ki şey. Tamam. Sen bu konuda zaten sen önce varken Ruby vardıysa eğer ben tarihim. Yani çok değişti ama burada dilden çok şeyler var işte yani. Web yani diller değişiyor zamanla. Sen onlarla aynı seviyede gitmen gerekiyor, öğrenmen gerekiyor filan. Ve bunları
tam istenen anda biliyor olman faydalı. Hı hı. Ama bunlar böyle şey yetiler. Eğer zaten bir background'un varsa çok kolay atlanabilecek yetiler gibi geliyor bana. Evet, katılıyorum. Ve senin dayandığın şey tek bir dil olmamalı yani computer science'de. Evet. Ben Ruby'ciyim gibi bir şey çok saçma geliyor bana yani. Veya ben Python'cuyum demek bana çok saçma geliyor. Evet. Hayır, sen bilgisayar mühendisisin. Benim ne gerekiyorsa başım öğreneceksin ve yani. Ne gerekiyorsa ve ne seviyorsan. Evet. Ona göre kendi yolunu çiziyorsun ve devam ediyorsun. Budur benim bakış, yani benim gidişim de böyle oldu. Mesela enterprise çözümlerde filan, yani benim zamanımda işte bu Ruby'ler filan yokken, bunun öncesinde işte Java'nın işte J2EE diye bir kavramı vardı. CSV'ler, servletler, onların sunulması. Ön tarafta da pure JavaScript ile başlamıştık. Sonra yavaş yavaş orada da böyle Google Web Toolkit gibi şeyler geldi, şunlar geldi. Client side'daki şeyler değişti. Ama benim zamanımda hep mesela işte sen Java biliyorsan o zaman, yani bunların hepsini zaten ortak küme olarak barındırabilme potansiyelin yüksekti. Yani şu andaki sistemi anlatamadım, bilmiyorum. Mesela Ruby bilmiyor olsan ama computer science'daki diğer dilleri biliyor olsan seni seçerler miydi? Ondan emin değilim. Hakikaten emin değilim şu anda yani. Evet, ya o tabii şirketten şirkete ve yani hatta ülkeden ülkeye de değişiyor sanırım sektörlerin bakış açısı yani. Ya mesela biz Amazon'da öyle bir hani bir dil Ruby bilmiyor diye bir adam, yani bizim web related takımlarda bile öyle bir şey olmaz. Yani öğrenebileceğin, herhangi bir dili bildiğin ve başka bir dilde öğrenebileceğin varsayılır. Yani o adamın fungible engineer derdik, yani böyle şekle sokulabilir mühendis. Özellikle düşük seviyelerde, yani ilk yeni mezunlar, işte SD1, SD2'lerde falan fungible olmasına özen gösterilirdi. Ama hani Türkiye'deki böyle, yani Twitter'dan takip ettiğim falan arkadaşlara, videolara, sohbetlere falan baktığımda orada bazen şeyi daha çok görüyorum yani. Hani böyle takım lideri falan olan adamlar, ya biz hayır bilmem neyi biliyor olman lazım falan gibi de diyebiliyorlar. Şeyi soracağım. Şunu önerir miydik yeni gelen birine, yine öğrenme amaçlı gelen birine? Mobil. Mobil sence nasıl bir ortam öğrenmek için? Yani oturanda iOS developerlığı öğren, Android developerlığı öğren, Android'de app yazmayı öğrenmek iyi bir entry olabilir miydi? Veya iOS'te? Evet. Bana göre evet. Değil mi? Yani platformun önemli olmadığını düşünüyorum. Evet, hangi evet, platform olursa olsun mobil düşün, önemi yani yok. Mobil daha zevkli. Yani oturup yaptığın application'ı elinde taşımak, başkalarına evet gösterebilmek. Aynen. Her an oynayabilmek veya her an aklında, yani yanında taşıyabileceğim bir şey böyle. Evet. Ben mesela muhtemelen öyle başlardım. Eğer telefonumda evet taşıyabiliyor olsaydım bir şeyleri, öyle başlardım. Bilgisayara evet bağımlı olmam çok anlamsız yani öyle bir durumda. Yani direkt sıfırdan çok basit bir, sadece bir window açayım Android'de. Evet. Sonra gerisini zaten her yerde geçerli kodlar yazmaya, şey yapmaya başlıyorsun. Yani her ortamda geçerli olan problemleri çözmeye başlıyorsun. Evet, evet. Ve bunun mobil bir device'ın üzerinde olması bence güzel bir şey. Yani şu anda convenient bir şey aynı zamanda. Ben bunu tavsiye ederim kesinlikle yani. Neden evet olmasın? Yani sanki böyle biraz best of both worlds durumu var orada. Yani böyle hem görsel, hem böyle bazı hardcore computer science kavramlarıyla yolunun kesişeceği okazyonlar var. Yani sen bir mobil app develop ederken. Hem istersen böyle olayın network tarafında front-end, back-end, böyle yani bir client-server architecture yapısına gitmek istersen ona yolu var. Yani ona gider falan. Böyle mobil enteresan bir entry olabilir. Mobil ile ilgili benim tek kaygım şu downside, negatif. Şey çok zor, yani ben iOS development yapmadım hiç ama Android development yapıyorum mesela. Yani o yani bir sürü tool, SDK'yi indir, SDK'yi kur, oradan bilmem neyi üret, o APK'yi üretsin, APK'nin içindeki dosyaları odur budur. Yani bir böyle çok, ya şey yapacaksın, Android Studio'yu indirdin IDE'yi ve bastın düğmeyi üretti ama bu sırada yani ben o şeyden rahatsız olurdum mesela, ben kendim yeni öğrendiğim zamanlar. Hala da bir şeyi yeni öğrenirken şeyi sevmiyorum. Ya abi sen şimdi bak şu bölümü öğren, düğmeye bas, sonra bize inan, buradan yani varıp böyle şu noktaya varacak, executable elde edeceksin ve o çalışacak, yani onu açtığında göreceksin.
şu arada ne olduğunu sana anlatamayacağız şu anda. Orada çok karışık şeyler oluyor. Ama idare et gibi bir şeyden hani bazen insanlar da rahatsızlık duyuyor olabilir. Katılmıyorum. iOS'te nasıl durum mesela bilmiyorum. iOS'te belki daha iyidir. Böyle katılmıyorum. Okey. Katılmamamın sebebi şu. Günümüzde o kadar build up etti ki her şey birbirinin üstüne. Böyle şunun üstüne şu, şunun üstüne bu, bunun üstüne bu, bunun üstüne bu. Belki. Her şeyi sıfırdan başlayıp, böyle en şeyinden başlayıp öğrenmek seçilebilir bir yol. Evet. Ama seçmenin gerekli olmadığını düşündüğüm bir yol. Ne yapıyorsun? Ne yapabilirsin? Tamam, buradaki stepleri bilmiyorum, burada ne olduğunu bilmiyorum. Ben hele bir görülen bir şey yapayım. Yavaş yavaş oradan ihtiyacım dışa oldukça doğru, dışa doğru açılırım. Ve bu çok mantıklı geliyor bana. Burada hiçbir sorun görmüyorum. Yani şeyde mesela böyle herhangi bir programı yazarken bende de öyle yani. İşte modüller bir şey yap. Bir modülden başla, diğer modüllerin nasıl çalışacağına daha sen dizayn edeceksin ama diyelim başkaları dizayn etti. Daha onların ne yaptığını bilmiyorsun. Şu modülü dibine kadar bil. Sonra yavaş yavaş ihtiyacın oldukça şeyini genişletmeye başla. Yani, ama buradaki buradaki abstraction seni çok doğal bir şey yani. Diğer tarafları güvenip veya güvenmek de değil de şimdilik göz ardı edip çünkü zaten yeni öğrenirken her şeyi bir anda anlayabilmek çok zor bir şey ve bunu yani şey değilsin yani böyle I know kung fu diye birdenbire öğrenmiyorsun. Bir şeyden başlıyorsun. Yani C++'dan falan başlayınca evet senin noktan çok böyle vut diye şuradan başlıyorsun ama başka ortamlarda başladığında daha büyük bir kümeden başlıyorsun. Bir yükle geliyorsun işte bir APK yapılmış orada bir folderlar falan var ama onlar beni rahatsız etmiyor. Yavaş yavaş öğrenebileceğim ve şu anda öğrenmem gereken bu. Ben buraya fokus oluyorum. Sonra yavaş yavaş büyüyorum. Ben de hiç sorun yaratabileceğini düşünen şeyler değil. Yavaş yavaş sonra öğrendikçe bazı şeylerin niye yaradığını anlayıp yavaş yavaş elimine yöntemiyle ben bunu kullanmama gerek yokmuş ya, ne gerek var diye bana çok mantıklı geliyor yani. Neden olmasın çünkü sıfırdan bir şey yazdığında mobil bir alette görüyorsam aradaki ve orada görmek istediğim nokta asıl benim yaptığım bir şeyse ama bunu nasıl gösterildiğine dair stepleri bilmiyorsam bu beni rahatsız etmeyebilir. Çünkü ben orada mesela yuvarlak çizdim. O yuvarlağın nasıl çizildiğini biliyorum. Aradaki stepleri de onu nasıl ekrana gösterildiğini bilmiyor olabilirim ama ya beni bu rahatsız etmiyor kesinlikle. O yüzden güncel bir şeyleri kullanmanın ya çünkü mesela işte bir APK yapma sürecinde veya işte Android, iOS'te bir application yapma sürecinde karşılaştığın problemler var. Entegrasyon problemleri. İçin nasıl çalıştığını bilmiyorsun ama birbirine entegre etmen gerekiyor. Bu problemlerin de değeri var. Onları çözmenin, onları bilmenin. Yarın öbür gün bir gerçek bir application yaptığın zaman, bunu release edeceğin zaman onları biliyorsun daha önceden. Veya en azından elin çarpmış. Bazılarını öğrenmek zorunda kalmışsın. Bazılarının da olduğunu biliyorsun ama ne yaptığını bilmiyorsun ama biliyorsun olduğunu yani. Bunun değerli olduğunu düşünüyorum. Eyvallah. Ve bu abstraction hatta şu anda çoğu zaman gerekli olduğunu düşünüyorum yani. Yoksa overwhelm olursun yani. Böyle kafan böyle dağılıp gitme ihtimali yüksek. Evet, ya ben, da yani ben, çok ben, aşağıdan ben low mevcut level'dan başlaman gerekiyor. Ona i̇şte da ben %100 ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum şu anda. Anladım. Yani zaten hani gereken bütün stepleri ya Android'den öğreneceksen atıyorum. Bir APK'nin içinde ne olduğunu öğrenmeden başla demiyorum ben de. Ben birine başlama noktası olarak Android'i önerirken o geçmen gereken 50 başka step'in NDK indir, SDK indir, işte Faranca Library'si, SDK Manager'ı aç, oradan doğru versiyonları indir, onun 18 tane versiyonu var, hangisini support edeceğim bilmiyorum. Hani orada böyle sen daha Hello World'u yapana kadar yani zaten aç tutorial'lara bak, o tutorial'larda böyle hep şey, şimdi buradan 16'yı seçin ama niye seçtiğini bilmiyorsun. Hani 16 ne, 17 ne, o overwhelming olur mu? Benim kaygım o. Bence o da overwhelm ediyor insanları biraz. Ta yani en baştaki HTML, CSS, JavaScript 3 şeyden öğrenmeye başladaki overwhelm de aynı overwhelm bence. Yani o sadece böyle maalesef işte orada yani
yeni birine önerirken ben bunu öneriyorum ama ulan bundan da bu adam overwhelm olur mu? Hani benim kaygım oradaki soru o. Yoksa yaklaşımın abstract olması olmaması, kendin bir projede çalışırken abstract etmen etmemen ayrı bir engineering bence bu soru. Daha çok yani hadi diyelim bunlar hammallık gibi görürsün en başta böyle şeyler bilmiyorsun filan. Bunu harcadığın zaman bile senin bu işte ben böyle görmüyorum. Ve bunlar böyle ilk başta bir kere yapıyorsun onu, bir kere gösterdikten sonra bir daha orayı bir süre düşünmemen gerekebilecek bir nokta. Eyvallah, yani evet, bu invest edeceğin bir yani. Saat, iki saat bir şey. Sen kendi template'ini veya step'lerini biliyorsun artık. Ve boştursa 10 dakikada bir boş bir APK yaratabilecek bir hale çok hızlı gelebilirsin. Ve bunda bir sorun görmüyorum. Eyvallah. Ve zaten bu investment'ı yapamıyorsan oturup geri çekip ben bunu yapmak istiyorum yani bu investment öğrenme sana öğrenmeyi vaat ettiği şeylerin vaatlerin içinde çok küçük bir şey gibi geliyor bana. Anladım. Bu sadece benim öğrenmem gereken bir şey. Şunu hemen bir halledeyim oraya çok fazla takılmadan. Oraya takılıp böyle entegrasyon engineer'i falan da olabilirsin. O ayrı bir şey de yani başka bir yerlere de gidebilirsin de. Evet. Buraya çok takılmayayım. Tamam bu benim için ara step. Ben bunu şu steplerde yapabiliyorum ve çalışıyorum. Hey diye bırakıp bunu asıl öğrenmek istediğin yere girebilirsin. Çünkü asıl öğrenmek istediğin şey senin. Computer science öğrenmek istiyorsan. Yani web application developer da olsan, GPU architect de olsan, oyun developer da olsan, computer science adamısın sen yani. Böyle bir build up ediyorsun kendini. O ayrımı kafada yapıp şu stepleri tamam şu anda yapmam lazım ama ben burada büyüyeceğim. Şeyini çok hızlı yapabilir bence bir insan yani. Evet yani onu o zaman şöyle diyoruz yani yeni başlayan bir insan her halükarda ne platformu ne dili ne şeyi seçerse seçsin öğrenme yolunda yapmak zorunda kaldı tasklardan bazıları böyle tam açıklayamadığı an yani hammaliye görünen dediğimiz veya yani başka bir şeyleri çözen ama senin o anda odağın olmayan ama odağın olan şey varmak için de üzerinden geçmen gereken mecburi tasklar var. Yani 10 task yapıyorsan günde belki bunların ilk günlerde 3, 5, 7'si böyle tasklar olacak. Bunlardan demoralize olmayıp takılmayıp bunları atlatıp bir anda hayır bugün benim asıl hakikaten bana faydası olan şu 3 task'i yapabilmem için bu 7'yi yapmam lazım. Ben bu 3 task'i yine de yapacağım asıl dur odaklanıyorum modunda gitmek lazım belki. Aynen böyle. Aynen böyle olduğunu düşünüyorum. Yani, sevdim ben bu açıklamayı, bu iyi bir nokta oldu. Ya herhalde yani sonuçta evet. Burada söylediklerimiz mutlaka çalışacak diye veya kesin emin olduğumuz %100 aynı petlerden gittiğimiz şeyler değil ama tavsiye şeklinde yani evet. Böyle hissediyorum. Hayır yok ve yani şey, ben şu tavsiyeyi yapmaktan şimdi daha rahatım yani onu beğendim yani dediğim gibi ben buna benzer İşte şuradan gir abi, buradan gir abi muhabbeti yapıyoruz insanlarla ama hani o böyle bir yandan da falan oradan gir diyorum adama ama şimdi orada şu problemleri yaşayacak hissi benim içimde sadece yaşamaya başladığım bir histi. Onunla bir başa çıkma bakış açısı oldu yani bu. Kardeşim evet zor olacak yani. Hani bir türlü işler olacak yani. Hatırlarsan biz böyle sabah akşam onunla yatar, onunla uyurduk. Evet. İşle ilgiden bahsetmiyorum böyle 19 evet, yaşlarında, 14, 16, 15 yaşlarında, yaşlarında. Yani. Otururken ben böyle şunu nasıl yaparım, bunu o soru senin de kaldığı sürece bu çözüme gitmek için yaptığın 2-3 şeyin hiçbir önemi yok. Evet. Ve bir de aynı zamanda mesela bu biraz da tercih meselesi, onu yapmayı hoşuna gider, o platformu seviyorsundur, onu seç. Yani hiç herhangi bir sorun yok. Mesela ben Android Mobile'i sevmiyorum de. Tamam o zaman PC de yap. Evet. Yani çünkü burada yaptığın şey bu üçünden biri değil. Yaptığın şey o fokus olduğu nokta. Evet. Değişik ortamlarda yapabilirsin ama ben bunu arkadaşlarıma da göstermek istiyorum. Ne güzel. Evet. Görsel bir şey yap. Dursun şeklinde.